silindirle sıkıştırılmış beton yol çözümleriyle bugün uygula, yarın kullan. Herkese merhaba. Bugün yol boyunca bir değil iki konuğumuz var. İkisi de gerçekten sıra dışı başarı hikayelerine sahip insanlar. Birincisi Şeyda Coşkun, sağlıklı spor ve yaşam koçu. Hoş geldin Şeyda. Teşekkür ederim. Ve ikinci konuğumuz da Ayla Çelik. Merhabalar. Merhaba. Ayla Çelik'i de zaten biliyorsunuzdur. Çok önemli bir besteci, yorumcu, söz yazarı. Bağdat şarkısını mutlaka duymuşsunuzdur Beyazıt'la birlikte seslendirdikleri. Dolayısıyla bugün tek değil iki konuğumuzla birlikte beraber yolculuğa çıkıyoruz yol boyunca da. Şeyda, senden başlayalım. Nedir bu yürüyüş hikayesi? Yani 11 yıldan beri yürüyorsun, yaklaşık günde 20 kilometre, 25 kilometre, bazen 35 kilometre. Neden yürüyorsun? Dur ya. Bugün benim bir sonu yapıyorum. Aslında tabii 11 yıl benim bunu iş hayatıma yansıtmamla birlikte. Yani yürüyüşü kendi iş business'ımda kullanmamla ilgili. Yani bu şekilde bir sistem oluşuyor 11 yıl. Normalinde ben zaten herhalde vardır bir 25-30 yıldır yürüyorum. Yani kendi hayatımda da yürümeyi severim. Zaten hareketliyimdir. Aynı senin gibi. Evet. Konuşmam da hızlı ve aktif. Bu farklı bir şey. Bu bir yaşam tarzı. Yani bu bir hayata bir bakış açısı. Ve yaptıkça da insanın kendini çok iyi hissettiği, yapmak isteyebileceği, yüksek dozda almak isteyeceği bir alışkanlık. Yani bu bir bağımlılık aslında. Ben yürümediğim günler, genelde bu cumartesi yürümüyorum, dinlenme yapıyorum ve pazar günü bana bir ağırlık basıyor ve kendimi sokağa atmak istiyorum. Yani bu da bir aynen bir bağımlılık. Bir alışkanlık, bir evet, bağımlılık. Evet, evet. Yani kesinlikle. Hayatına çıkardığın anda eksikliğini hissettiğinde belki de hormonları evet, çok aktif hale getiren. Bunun kesinlikle tıbbi açıklamaları var. Yani devamlı olarak herkes bahsediyor yürümenin ne kadar sağlıklı bir aktivite olduğu insan hayatı için. Ama ben bunu çok yoğun bir derecede yaşıyorum. Ve yürümediğim zaman gerçekten çok mutsuz hissediyorum kendimi. Ve en büyük problemim de, en büyük sıkıntım da, canım çok sıkın olduğunda bile herkese de bunu öneririm. Hep derim ki çok yürümek gerçekten yan etkisiz bir antidepresandır. Yani çıkarsın sahile ve sahilin dönüşünde, yani yaklaşık yarım saat yürüyüşün dönüşünde bu efekt başlar. Kendini inanılmaz up ve çok mutlu hissedersin. Ve ortada hiçbir şey yoktur bunun için. Bir neden yoktur. Aynen. Yani bir telefon da gelmemiştir. Herhangi bir haber de yoktur. O zaman dış aslında herhangi bir etkiye neden olmadan kendi içinde mutlu olmak istiyorsa insan, belki de yapabileceğin en iyi şey yürümek. Zaten kendine baş başa kaldığın bir şey bu. Ya bir de biz mesela bazen konuşuyoruz yürürken. Çok hoşuma gidiyor, yürüyüşle ilgili bir şey söylemişti bir gün Şeyda. Yürüyüş bir hap olsaydı dünya en pahalı hap olurdu, evet, ve herkes onu almaya çalışırdı. Evet. Oysa bedava ve kimse yürümeye inanamıyorum diyordu. Aynen. Gerçekten öyle. Aynen. Çok, bu kadar mutlu eden, insanı motive eden, canlı tutan, hayatta tutan, hayatın içinde tutan bir olay yok. Bir de Ayla bunun bizzat şahidi. Tabii, çünkü Ayla seninle beraber yürüyen danışanlarından birisi. Biz özellikle tabii de onu ağırlamak istedik. Özellikle. Kendisi aynen, zaten sıra dışı bir başarı hikayesi ama senin de başarı hikayenle birleştiği ve kesiştiği bir nokta var. Evet. Onun seninle beraber çalışıp hakikaten hayatında yarattığı farkı Ayla'nın hissetmesi ve onu söylemesi. Çok. Benim hayatımda çok önemli bir etkisi var. Ya şöyle bir şey oldu. Aslında benim hikayem şöyle başladı. Metin Arolat benim klibimi çekecekti. İlk klibimi. Bu albümün. Bağdat'ın olduğu albümün. Ve ben hadi artık çek falan filan. Baktık bu sefer. Bak dedi, seninle ciddi bir şey konuşacağım dedi. Benim klip çekmemi istiyorsan kilo vereceksin dedi. Ama ben iyiyim işte, sen anlamıyorsun, kilonun yakıştığı en değerli insanlardanım falan. Hep de böyle bir savunmam vardı. Yani bırak dedi, hiç yakışmıyor sana, öyle geliyor. Neyse, baktım ki gayet ciddi. Bir bildiği var herhalde dedim. Bana güven dedi, bunu istiyorum dedi. Ve bu arada ben gerçekten çok fazla kilom olduğunun farkında da değildim. O kadar alışmış ki gözüm bedenim. O anda o benimle konuşurken
şeyden numarasını alıp ona mesaj atıyordum. Yarın başlayabilir miyim diye. O anda. Çok tatlı. Gerçekten. Aynen. Hatta ne zaman başlamak istiyorsun? Yarın dedim. Zaten yarın başlamak istiyorum diyen insan her zaman sistemin en başarılarıdır. Yani çünkü gerçekten hazırdır ve beklemeye tahammülü yoktur. Aynen. Ve o enerji o anda gelmiş ve onu gerçekten yarın başlatman gerekir. Gerçekten öyle başladık. Ben hiç tanımıyordum. Hiçbir merhabamız da yoktu. Yani arkadaşlığımız hiç yoktu. Ben de tanımıyordum yani. Sonra şarkılarını biliyormuşum. Onu anladım yani. Sonra başladık. Sonra beraberinde dostluğumuz da başladı. Ama benim için hani kilo vermenin dışına çıktı. Çünkü biz hala yürüyoruz beraber. Hala buluşuyoruz. Hala zaman zaman yine beni programlıyor. Bu bir yaşam stili. Daha gerçekten yaşamına bir renk katıyor. Çok önemli bir fark da katıyor. Bir de daha sonra en güzel özelliği arkadaş olması değil mi? Şimdi mesela arkadaşlığınız tabii devam ediyor. Şeyda'nın da öyle bir özelliği var gerçekten. İnanılmaz İnsanlarla birebir bir iletişim kuruyor. Dostum. Her an Şeyda'ya bir danışan olarak bir ulaşabiliyorsun. Kesinlikle. Arkadaşı oluyorsun. Ya şöyle bir laf duyabiliyorsun mesela. Bir şey olduğunda, canın sıkıldığında, başın sıkıştığında kimse yoksa ben varım burada diyor. Ve var gerçekten. Her zaman da her var. Her zaman da var. Yani inşallah, o inşallah çok başka bir şey. Tabii sizin mesela şey de yapabiliyor. Buna da hazırlıklı olun. Mesela haset, kıskanç bir insan da olur. Kişiliğiniz bozulabiliyor. Vücut oluyor. Vücuduma sinir oluyordum ya. Hasetinden, kıskançlığından çatlayabiliyorsun. Ölüyorsun. O kadar güzeldir ki ailemin herhalde tanıdığım en haset olmayan insandır yani. Ve gıcık gıcık diyordu bana. Bacaklarından gelmişsin böyle çırpık çırpık falan. Defoluyorum ya. Sinirleri bozuyor insanın ya zayıflığıyla. Peki sonra kaç kilo verdin? Bir de çok hızlı olabiliyor değil mi şimdi mesela? Ya ben çok dengeli gittim. Çünkü benim öyle çok aşırı kilolarım yoktu vermem gereken. Benim işte 8-9 kilo civarında bir kilom vardı. Bunu da aşağı yukarı... Ailede çok büyük bir fark yarattı. Çünkü ailen zaten büyük çok kilosu olmadığı için. Tabii, tabii. Klip için yani. Aslında bu sektörü genelde insanlar çok anlayamıyor. Normal sedenter yaşayan insanlar. Evet. Yani çünkü evinde kadın dizisini izliyor ve onun için balık eti yani 65-70 kilo arası çok normal bir kilo. Tabii. Ama televizyon ekranında olan değil. Evet, ve bu hayatını akışını bunu etkilediği biri. Yani gerçekten ben şunu kabul edemiyorum. Çok ünlü bir pop sanatçısının kilolarıyla gündeme gelmesini kabul edemiyorum. Niye? Evet. Bu senin toplumsal saygınlığın açısından çok önemli. Senin işin konuşulmalı. Senin vücudun niye konuşuluyor? Kesinlikle. Konuşanlara da tabii gereken şey söyleyeyim. Sağlıksal bir sıkıntı yoksa. Tabii ki. Aynen. Özel hayat yani. Aynen. Tabii ki yani. Sen sesine yorum yapabilirsin tabii sadece. Tabii ama sen ekrana çıktığında senin fiziğin, senin gerçekten sesinin ne üstünde olmalı ne altında olmalı. Yani dengede olmalısın. Dengede olması ve kendine gerekiyor. İyi bakmalısın. Sen asla çok süslen demiyorum ama sen sağlıklı görünmelisin. Toplumsal anlamda ışık ışık, enerjik olmalısın. Ve herkes nasıl böyle olunuyor demeli. Çünkü örnek kişiler bunlar. Evet. Bu çok önemli bir şey. Rol model oluyorsun. Evet. İstemesen de oluyorsun. Değil evet. mi? Tabii yani çünkü gerçekten şimdi şarkılarla duygusal bir bağlantı kuruyor. İzleyici, dinleyici senle. Ve dolayısıyla aslında o kadar önemli ki rol model olman çok kolay aslında. Çok, evet. Müzik aracılığıyla. Çünkü aynen. Duygulara direkt hitap ediyorsun. Hani belki senin işinde belki o kadar değil. Tabii ama yok. Sen duyguları da işe katmışsın. İşte fark yarattığın nokta bence Şeyda'nın ama orada. Ama tabii bu duyguyu herkesle yaşayamıyorsun. Yani bu işte aile gibi gerçekten enerjisiyle ikinizin enerjisi, birbirinize aç olan lazım. Enerjiler var. Evet. Yani şimdi aile bana bizim geldiğinde ben de aile gibi sıcak samimi bir danışana gerçekten hani ay şey daha benim yanımda ay çok geliyor bana bunlar deyip mesela arkadaşları çok az veriyor diyen bir danışan da var. Bir de aile gibi ya kızım bugün gerçekten ben hiç doymadım akşam bilmem ne biraz bir şey ekleyeyim mi deyip açık ve dürüst olan yani hem danışan açısından danışan da var yani. Tabii. Çünkü evet. İnsanın hayatında dürüstlüğü her alanına yansıyor. Evet. Samimiyeti. Doğru. Bu tabii bütün oluyor. Aile ilk biz yürümeye başladığımızda bir de çok mütevazidir. Benim hani o saat mesela 8.30 yürüyüşünde başka danışanlarım da oluyor. Ve hepsini kucaklayıp seven, hepsi dostluk kuran, arkadaşlık kuran biridir yani. Çok arkadaşım var. Çok arkadaşım. O yürüyüş bir sosyal farkını. Bir platform oluşturuyorsun. Ben İnsanları seviyorum. Bağlantı kurduruyorsun. Ben zaten insan seviyorum. Evet. Biri, hani birisiyle tanışıp böyle hemen yanından böyle basıp gidemiyorum. Hani ertesi gün görüyorsam konuşuyorum, kahve içiyorum, selamlaşıyorum. Yani beraber çıkmışız, yürüyoruz işte bir yoldayız. Tabii aynı yolun yolcusu burada yani. Allah da yürü yatırım demiş. Onu dinlemek lazım ve hakikaten yürümek aynen. lazım. Ve aile o zaman Bağdat albümünü hazırlıyordu. Ve ilk olarak yani
bir arkadaşı falan dedi ve bana ilk kendi sesinden dinletmişti ve ben o günü hiç unutmuyorum, tüylerim diken diken olmuştu. Evet, şarkının hikayesi, Ayla'nın bunu söylemesi ve şükürler olsun ki bu şarkıyı Ayla söyledi. Yani ben mesela bu şarkıyı kimseden dinlemek istemezdim başka. Bence de, bu ayrı bir şey. Yani çünkü Ayla'nın içinde yaşadığı bir parça. Bir de söz yazarı, bestecisi, her şeyi, yani sana ait olan bir şeyi söylemek çok değerli olmalı. Çok ürettiğin, değerli. Yani o çocuğun gibi neredeyse. Tabii canım, bazen gerçekten utanıyorum hissettiğim şeyleri söylerken. Ya öyle de bir gururlanıyorum. Gurur duyuyorum. Yani bazen yani kendimle zaten. Hani ne güzel, hani bu mutlulukla gurur duyuyorum. O yarattığım şeyle, insanların sevgisiyle, o takdirle, onunla, yani bahsettiğim şey öyle. Yani öyle bir övmekten bahsetmiyorum. Ama gerçekten çok mutlu oluyorum aldığım tepkilerden, o gülen gözlerden. Birçok kalbi. Ben geçen gün bir düğüne gittim. Evet. İşte beni çok yakın arkadaşımındı. Sahneye aldılar. Bir şarkı işte Bağdat söyledim ve indim. Yerime inerken pardon diye bir ses duydum. Baktım aşağıda bir tip böcek. Bir pembe bir tuvalet giymiş. Boyu böyle bu kadar. 10 santim falan. Biliyor musunuz? Yukarıya doğru. Ben sizin en büyük hayranınızım. Çok iyi. Yani böyle tepki. İşte bundan daha ileri bundan daha olabilir yok, mi? Kesinlikle. Hani ne para, ne yok. Başka bir şey. Hani şunu aldığın zaman insanın aynen. Herhalde o gün gözlerini kapadığında uyurken tabii, bile ne kadar büyük bir mutluluk ve... İçimi mutlulukla doldurdu. Bu kadar samimi, sıcak bir şey olabilir evet, mi? Evet. Çalsak mı acaba Bağdat'ı? Evet. Bağdat'ımız geldi. Aynen. Çalıyorum o zaman. Sen istersen aç. Ben sana yardımcı olayım. Tamam, okey, lütfen. Tabii ki şoförümüz, lütfen. Evet, çok kuralları uyuyoruz. Hiçbir etmeyelim, kuralları uyuyoruz. Emniyet kemerlerimiz ve ben diyeceğiniz. Evet. Senden de dinleyebiliriz eş zamanlı. Çok da memnun oluruz katılırsan. Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. En iyi konu çaldı telefonlarım, boşver bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı hesapladım bugün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynumda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynumda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Versiyonunu da yaptım. Evet, yani bende de versiyonlar var da çıkarmadım single'ları. Bir tane 3 günde 3 kilo single'ım. 3 günde 3 kilo. Tabii canım, o bomba. Böyle aranızda değiştirip şey yapıyor musunuz? Ya aile bana böyle esiyor, bir geliyor ya falan. Geliyor tabii, sürekli bir şeyler yapıyorum. Bir şekerlikler, bir neşeler. Evet. Her gün bir şarkı, bir şey gönderiyorum. Bir gün Bağdat'ı çeviriyorum. Bir gün başka bir şey. Bir gün alnına ödem çayı sticker'ını yapıştırıyor. Bir şeyler söylüyor. Bu yaratıcılığın hani dünyayla buluşması çok önemli bir şey. Bence hakikaten. Bir şey. Hem sende yani ikinizde de işte sevdiği şeyi yapmak insanın bu olmalı değil böyle mi? Şey. Yani tutkuyla, ki çok severek yaptığında mutlaka onun sonucunu paylaşmak çok... da istiyorsun. Aynen. Evet, yani paylaşmak da istiyorsun. Başarı böyle geliyor. Takdir görmek istiyorsun. Aynen. Yaptığın bir şeyden. O, çünkü bu mutluluğu yaşayıp motivasyonunu artırmak istiyorsun. Aynen. Doğal olarak. Ama hayatta sevmediğin hiçbir şey yaparken başarılı olamazsın. Sevmediğin bir adamla evliyken de o evliliği de sürdüremezsin. Sevmediğin bir işi yaparken o işte istediğin gibi performans gösterip para da kazanamazsın. Yani sevmediğin bir aileyle birlikte olunca o ailenin yani annene babana saygın da olmaz. Yani bu çok
çok ayrı bir şey ya. Sevmeden hiçbir şey olmuyor. Sevgiyle yürüyor, aynen. Aynen, sevmeden hiçbir şey olmuyor. Bir de bazı insanlar vardır. Hiç oynayamazlar ve gerçekten onları sevmesi gerekir. Ha, ben mesela öyle biriyimdir. Yani benim sevmediğim, yani içimin ısınmadığı biriyle benim gerçekten hiçbir menfaatim söz konusu değildir ki bir birliktelik sürdürebileyim. Yani mesela, iki kelam bile edemem yani. İşte bile öyle seçiyorsun değil mi? Mesela aynen, sana geldi aynen birisi diyelim. Hakikaten adamdan aynen ya da kadından ben derim yani, siz çok iyi biliyorsunuz. Ben sana çalışmak aynen istemiyorum. Siz çok iyi biliyorsunuz. O zaman niye buraya geldiniz? Buyurun kendiniz yapın derim. Yani gerçekten bu böyle bir şeydir. Sana gelen insanın sana güvenip sana teslim olması gerekiyor. Kesinlikle. Yani zaten şurada en iyi konu spor yaptırıyoruz. Tabii. Anladın mı? Bunun ne gibi bir negatif etkisi olabilir ki insan hayatına pozitif olmaktan bir başka? Bu disipline sahip olman gerekiyor. Şey, daha da disiplinli biri. İç disiplini de var. Ayrıca yaptığı işte de iş disiplini de var beraberinde. Ya bu disipline sahip değilsen çalışamazsın. Şimdi Şeyda'nın söylediği bir şey okudum. Kilo vermeyenle yollarımı ayırırım. Kesinlikle. Ama yani, ayırırım. Ben biliyorum ayırırım. Çünkü doğal değil. Böyle bir tempoda spor yapıp hayat koşullarında doğru beslenme sisteminde insanın mutlaka vücudundan normal standartlarda, yani 28 günlük bir performansta mutlaka vücudunun %10'unu, sağlık sıkıntın yoksa, zaten sağlık problemleri olan kişilerle çalışmıyoruz genelde. Doktorlar eğer bize önerirse, birlikte, aynen doktor derse ki ya mutlaka, çünkü kimi doktor yönlendiriyor kimi zamanda. Yani öyle bir başarı yaşamış ve yönlendiriyor. Diyor ki mutlaka gidin, kolesterol işte tüketinize destek olabilir. Madem kendiniz başaramıyorsunuz yardımcı olsun, spora ihtiyacınız var diyor. O zaman öyle olmadığı için mutlaka %10'u vücudun gidiyor. Bunun bir şeyi var, ritmi var. Neyle ne gideceğini de biliyoruz. Proteinle şu gider, meyveyle şu gider, şununla şu gider. Matematiği de bizde yani. Aklıma bir şey geldi. Böyle İlk başladığımız birkaç günün ya da ilk haftanın içindeyiz. Ve gayet disiplinli gidiyorum. İşte bozmadım. Aynen, çok disiplinli. Sabah kahvaltı yaptık. Ben bir omlet yedim. Beyaz omlet yedim. Böyle bir şeyler işte. Kahvaltımı yaptım ve gayet iyiyim. Yürüyüşümüzü de yaptım. Bayağı büyük kahve bir omlet yedi. Kahve içiyoruz, sohbet ediyoruz. O arada Şeyda bir şey yiyor. Ben meyve yiyorum meyve yani sabah kahvaltı. Meyve böyle yulaf, değişik böyle bir şey, süt mütekledi bir şeyler yaptı falan. Ben de merak ettim ya. Gerçekten sadece tadına bakmak istedim. Hani ne yediğini anlamak için. Yani canım istediği için değil. Dedim ki ya tadına bak. Yeme, dünyayı yemişsin. Yeme, bunu da yeme. Yok, zıkkım ye. Zıkkım ye, bunu da yeme. Şöyle bir omlet ediyor. Ama gülme krizine girdim. Cevap da yetiyorum. Aç değil, tadını merak ediyorum. İşte bu zaten sıkıntı. Aç değil, her şeyleri merak ediyorlar. Biliyorsun değil mi? Evet. Bu merak, kadının başına ne getirse bu merak getiriyor ya. Merak da oluyor. Arkadaşlar, bayanlar merak etmeyin. Her şey aynı. Meyve, şeftali aynı. Omlet aynı. Yeter ki sen hiç kendini kaybetmez misin mesela? Yani hani asla kaybetmiyor. Hani böyle ne bileyim ya, işte profiterol yiyeyim, en yağlısından hiç yiyeyim, en ballısından yiyeyim. Hiç öyle bir şey olmuyor mu? Çünkü ben öyle bir şey yapmışım yani. Öyle bir denge yapmışım. Artık hayat tarzın olmuş. Evet, bundan evet. Zaten bu yüzden ben bu canım istemiyor. Ben böyle yaşıyorum. Yaşam stili ya, olursa zaten işe yarıyor. Yani hadi ben de canım çekti. Ben de bir yaşam koçluğu bir şey yapayım. Bak bu iş çok iyi bir iş yani. Şurada yürütüyorsun. Hı-hı. Alt tarafı yani 30 kilometre. Ondan sonra bir de bu kadar para kazanacaksın. Böyle bir iş değil. Bu işte sen bu insanlara sunduğun sistemin içinde yer almak. Bir de yaptığın işin aynası olmalısın değil mi? Tabii şimdi ki. Sen kilolu bir insan olsan ya da bu söylediklerini kendin yapmıyor olsan, ki bence çoğu, lütfen sözümüz meclisten dışarı, ama ben bakıyorum gerçekten bazı insanlara bu konuda. Sen tabii istiyorsan hepimizin diz bütün yaşam koçluğu yapmaya çalışıyorsun. Hani hakikaten resimlerine bakıyorum, televizyondaki hallerine bakıyorum. Hakikaten dediklerini acaba kendileri yapıyorlar mı diye sorguluyorum. Yok, o göbeklerini öyle görünce. Yok canım, yani, aynen yok. Dolayısıyla hani söylemek değil, hakikaten yaptıklarınla insanlara örnek olmak çünkü lazım. Çünkü karşındaki insan şöyle yapıyor. Ya ben acaba senin gibi olabilir miyim? Acaba benim bacaklarım senin gibi olabilir mi? Ben bir gün kuaförde, çok da tatlı biri, çok da severim, çok da iyi bir şeyin öncülerinden bir yerin CEO'su. Çok da sevdiğim bir kadın. Ondan sonra hiç tanışmıyorum daha önceden. Ve bana dedi ki bir şey söyleyeceğim ya, ben seninle çalışacağım ama benim bacaklarım senin bacakların gibi olabilir mi? Ben dedim ki elimden geleni yaparım. Diye şöyle. Olması için. Siz. Neden olmasın dedim. Yani hayatta hiçbir şey hayal değil. Siz yeter ki iste. Aynen. Siz hayali kurun. İsteyin. Aynen. Gerçekleşmeme ihtimali yok. Hiç de zor değil. Ve peşinde koş. Asla bırakma. Gerçekten öyle. Yani öyle gelip senin kapını çalıp gelmesini de bekleme. Gelmesine hiç gerek yok. Peşinde koşman lazım. Aynen. Ya konu zaten zayıflamak değil. Her şey. Her şey. Yaşam stili haline getirmek. Evet. Ve şey daha hani gerçekten yemek yiyor. Orada yani yemek yememek diye bir şey yok. Her şeyi yiyoruz. Sadece yeri
yerini ayırıyorsun. Doğru zamanda yiyorsun. Doğru, zamanda doğru şeyleri yiyorsun ve her şeyi de yiyorsun. Kaliteli tükettiğin sürece sen yani balık yiyeceksin. O gün güzel somonunu buharda pişirip ne bileyim galeta unuyla sarıp yağ atmadıktan sonra sen buharda somonunu yedikten sonra istersen somonu 150 gram ye, istersen 250 gram ye. Hiç ben mesela etmez. Şu sisteme hiç inanmıyorum. Azıcık azıcık her şeyden ye. Hiç doğru bir sistem değil. Her şey allak bullak vücutta karışıyor. Vücut bir sistem ve bu sistem bunu bir türlü oturtamıyor kendi içinde. Hem tatlısı var, hem tuzlusu var, hem unlusu var, hem şekerlisi var. Olmuyor yani. Peki bu enerji nereden geliyor Şeyda? Yani çok yüksek bir enerjim var. Bunu belli ki danışanlarına da geçiriyorsun. Ve onlar o enerjiden doğarak gerçekten büyük bir motivasyonla yeni bir hayat tarzı benimsiyorlar. Çok hızlı bir şekilde. Ananas, badem sayıyorum. Bence en önemli şey şükretmeyi bilmek. Yani ben şükretmeyi oğluma hamileyken 7. ayda böyle bir siyatik geçirdim ve hiç yürüyemedim. Ve ben hep yürüyen bir insan olduğum için tekerlekli sandalyeyle neredeyse 13-14 gün geçirdim. Ve ben o zaman bir gün böyle artık çıldırıyordum ve bir ağlama krizi yaşadım. Çorabımı bile giyemiyordum. Yani eşim yardım ediyordu. Havalar da soğuk. Yurt dışına gitmiştik. Ve ben bir anda böyle çıldırdım ve ağlıyorum. Sonra dedim ki neden ağlıyorsun ki? Hayatı boyunca bu sandalyeye mahkum olan bir sürü insan var. Tabii sen canım. Dedim ne kadar şükretmeyi bilmeyen bir insansın. Kendimle konuştum. Dedim ki sen dedim şu an şükret. Sen bunu çocuğun için, dünyaya getireceğin çocuğun için bir mucize yaratacaksın. Ve bunun için bunu aynen. çekeceksin dedim. Yani hiçbir şey yok dedim. Bu geçecek şurada. Ve yemin ediyorum 3 gün sonra geçti. Ve kendi kendimi motivasyonla. Kendi kendimi aynen. burada hiç yukarı motivasyon. Çıkardım. Evet. Ve kendimi de yargıladım. İnsan evet. bazen kendini yargılamayı eleştirmeyi bilecek. Bu çünkü hayatta her şey insanlar için. Sonra buraya geldim İstanbul'a evet. ve ondan sonra yürüyüş yaptım. Yemin ediyorum size yürüyüşümün belki de 6 ayı ve hala dönem dönem. Allah'ım yürüdüğüm için şükürler olsun diyorum. böyle bir şey yürüdüğüm için şükürler olsun tabii diyorum. Ki. Ve ne kendimi sahile attım. Yani o kadar özlemişim ki her yeri, kokuyu, yürümeyi, bacaklarımın normal adım atmasını, koşabilmesini. Yani bu çok ayrı bir şey yani. Ki ben normal doğum yaptım. Arkasından hemen ayaklandım yani. Çok şükür. Gerçekten evet, böyle bir şey yani. Aynen, sahip olduklarımızın kıymetini bilmek lazım. Çok keyifli ya. Bir, çok de, bir de bu alışkanlığı edindiğiniz zaman gerçekten kaçırdığınız şeyleri fark ediyorsunuz. Çok büyük mutluluk. O sabah sahilde yürürken o insanların gülen yüzü, o temiz hava, o sakinlik muhteşem bir şey. Hayatınızda gerçekten çok önemli bir... Bir de sende de oluyor mu? Yürüyüşten sonra bir oturduğunda görevimi yaptım hissi kesinlikle oluyor. Aynen. Ben zaten görevimi yapıyorum. Şükür ediyorum. Oh diyorum Tanrım yaptım, yapabildim bugün. Bugün de yaptım. Aynen. Peki bu şarkılar nasıl çıkıyor? Yani hani belli bir yaratıcılık süreci mi var yoksa bir anda mesela sabahın üçünde yok, oturup yazdığınız oluyor mu? Nasıl oluyor? Ben düzenli çalışıyorum sabah. Yani sabah kalkıyorum, ananasımı yiyorum, yürüyüşe... Onlar tabii ki bakın anlatsın, şaka bu albüm öncesi nasıl evet. ilham aldığını anlatsın, yürüyerek nasıl... Gerçekten benim zaten çalışmalarım sabah saatleri, ben akşam çalışmıyorum. Evet. Ama hani bir şarkı bazen sürüklüyor seni. Evet. Öyle devam ettiğim geceleri, gece yarılarına kadar devam eden şarkılarım da olmuştur ama ağırlıklı olarak sabah çalışıyorum. Yoruluyorum çünkü akşamına, o kadar çok yürüyorum ki... O kadar çok. O kadar çok. Yalan mı? Aşk olsun. Bir de söylemesi ayıp da çok hızlı yürür. Ha hızlı yürümüyorum. Hep arkadan ben... gelir o. Hep arkadan. Ama ne yapabilirim? Herkesin bir tepki. Ama çok hızlanmışım her seferinde. Ama çok hızlanmışım değil mi Şeyda? Evet hızlanmadın mı? İlk gün gibi değilim ama. Sen 35 kilometre hakikaten her gün yürüyor musun? Tabii yani. Oralara geliyor mu hakikaten? Rahat geliyordur. Rahat. Yani şimdi ya, akşam. İnanılmaz bir rakam mesela, yani 35 kilometre. Şu anda... yaklaşık 26 kilometre oldu. Şimdi akşam yürüyüşüyle beraber 30'u bulur yani. Tabii bulur. Şu ben anda kendim akşam için yürüyüşüm. Ölçtüm. Ben 16 sonrası yokum. Hani şey olarak başka bir boyuta geçiyorum. Sen ama 16 aralıksız yapıyorsun değil mi? Aralıksız. He. Şimdi ben yaklaşık 10-12 kilometre aralıksız yapıyorum. He. Sonra arada bir bölüyorum. Sonra diğer kilometrelere geçiyorum. Hızın alamıyor. Bazen yetişin şurada yakalayın beni bana falan diyor. Bana kalsa hiç mümkün değil. Ama birilerini bekliyorsun. He. O kişiler gelmemiş oluyor. O şekilde bir sistem gidiyor yani kendi ardısı. Çocukları spora yönlendirmeliyiz. Yani bu çok önemli. Ben en büyük tehlikelerden biri. Dijital detoks kesinlikle. Yapmalıyız evde. Dijital detoks. Ben mesela başladım.
akşam evde yarım saatle başlayacağız. Yarım saat herkes kapatacak bütün her şeyi ve oturup konuşacağız ailenin içerisinde. Yani çok doğru. Her gün sorunu bir saate çıkaracağız akşamları. Aynen aynen çok doğru. Hakikaten bunu yapmak lazım. Çünkü bakıyorum mesela şimdi kızım geliyor benimle konuşuyor. Ben hala telefona bakıyorum. Tabii, sonra kendime oluyor. Şey yapıyorum hemen sirkelip atıyorum telefonu. Ama işte ona hiç izin vermemem aynen. lazım. Aynen aynen. Aynı durum çok... hepimizin evinde var ve ben de şey yapıyorum. Akşamları şarjı koyup mutfağa koymaya çalışıyorum. Kol saat ama tabii maalesef benim kol saatime de telefonum mesajı geliyor. yürüyüş. Bazen oradan bakıyorum çok acilse gidiyorum. Acil bir durum varsa yoksa ben de gerçekten tatilde ve bu sene yazın evet. Gerçekten kendim baya baya bir detoks yaptım. Yani ben zaten çok böyle internette ya da Instagram'da ya da Twitter'da vakit geçiren biri değilimdir. Gerçekten çok keyif aldıkça bir şeyleri paylaşırım. Yani öyle çok iyi bir planlamam, sistemim yoktur. Yani özellikle danışanımla yürüdüğüm saatlerde başka bir şeyle ilgilenmek istemiyorum. Sadece ona odaklanmak istiyorum. Yani bundan da kaynaklanıyor. O, bir de önemli özelliği de o değil mi? Şimdi insanlar kendi başlarına aslında yürümek istemiyorlar. Ama bir, evet. bir iki kişiyle birlikte yürüdüklerinde tabii. o aynı zamanda bir sosyal aktivite haline geliyor. Ya ve öyle oluyor. Bir de kontrol mekanizması da oluyor bir evet. taraftan. Bir taraftan sorumluluk duyuyorsun. Mesela biz şimdi diyet programı uygulamıyoruz ama yürüyüş programı yapıyoruz. Tabii biz. Çünkü aynen. onu organize ediyor, seni kontrol ediyor. Bu sefer kendini hem suçlu hissediyorsun, sorumlu hissediyorsun. Aynen. Yani o kalkmış senin için... İnmiş sahile, sen nasıl inmezsin yani? Tabii, aynen. Zaten ben diyetisyen değilim. Yani evet. buradan bunu... Evet. Bu konuda gelen evet, eleştirilere de cevap veriyorum diyetisyen buradan. Aynen, ben spor koçuyum. Ben insanlara spor yaptırıyorum. Spor hocası olarak da onların beslenmelerini isteyenin tabii, istemeyenin hiçbir şekilde... Yani bana istiyorsa diyetisyeninden getirir menüyü, ben onu da yaparım. Tabii. Yani benim kendi mutfağım var ama bu mutfak sadece benim danışanlarıma değil, benden yemek almak için herkese yemek yolluyor. Yani böyle bir şey var yani. Bu planlama çok farklı bir şey. Bunu kişiler isterse yaparlar. Yani spor hocası o kişi istiyorsa onun ya sana biri ben ne yiyeyim diye sorduğunda hayır ben söyleyemem diyetisyen değilim diyemezsin. İnsanlara yardımcı olmaya çalışıyorsun. Yanlış mıyım Ayla'cığım? Kesinlikle çok haklısın. Özellikle senin mutfağının bir parçası var ki beni benden alıyor. En sevdiğim parçası. Acaba o brownie? Brownie tabii ki. Yediniz brownie mi? Brownie yiyebiliyor musunuz? Yok bana hiç ısmarlamadı. Yemediniz mi? Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten dünyadaki en güzel brownie. Gerçekten. Çok Şeyda'nın brownie'si efsane. Böyle bir de aşçılığım vardır. Aşçılık evet. sertifikam, yaşam süper. Koşulu sertifikam. Her şey var. Gerçekten brownie'si. Ay acaba ne yapsam böyle küçük. Küçük bir neşe mi yapsam yollasam mı bu? Silindirle sıkıştırılmış beton yol çözümleriyle bugün uygula, yarın kullan. Silindirle sıkıştırılmış beton yol çözümleriyle bugün uygula, yarın kullan. Hemen bir yakıt alacağım izninizle çok kısa. Hoş bulduk. Araçtan inmeden yakıt almak istiyorum. Tabii ki efendim. Hemen kapağını açabilir miyiz? Açıyorum. Biz araçtan inmeden için genelde 100 liralık alıyoruz. Abi bir %100'lık da olur ben gideceğim işe gideceğim. Tamam, güzel oldu. Aynı bir araya. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Şimdi efendim aşk şarkılarını dinliyoruz. Evet. Ayla Çelik'ten.
söylememem gereken her şeyi söyledim. Sola dönüyorum. Yapmamam gereken her şeyi yaptım. Ben yolcu olarak doğmuşum. Peşinden geldi. Sanki bugün karşılaşmadık. Sanki bugün ne sen ne ben yaşadık. Sanki hiçbir şeylik var olmadık. Peşimden gelme. Aşk şarkılarına biri dur demeli. Oo, çok iyi. Unutturmuyor bir kanalın eve gideni. Ayrılıklar ölümsüz, şiirler hüzünsüz. Gidenler geri dönmemeli. Aşk şarkılarına biri dur demeli. Çok iyi. Çok güzel. Çok iyi. Gidenler geri dönmemeli. Bir zahmet. Program hiç bitmesin isterim, o kadar iyi ki. Bugün karşılaşmadık. Sanki bugün ne sen ne ben yaşadık. Nasıl ezberlemişsin? Sanki hiçbir şeylik var olmadık. Peşimden gelme. Aşk şarkılarına biri dur demeli. Şarkılarına biri dur demeli. Unutturmuyor ne kadarına ne gideni. Ayrılıklar ölümsüz, şiirler hüküksüz. Gidenler geri dönmemeli. Aşk şarkılarına biri dur demeli. Unutturmuyor ne kadarına ne de gideni. Ayrılıklar ölümsüz, şiirler hükümsüz, gidenler geri dönmemeli. Gidenler geri dönmemeli. Masterpiece Allah. Yani çok güzel gerçekten. Bravo. Tebrik yani ederim. Yani böyle bir parça olamaz yani. Gerçekten olamaz o kadar güzel ya. Ki içinde hakikaten. Sözü, duygusu, yorumu. Aranjesi. Harika. Çok güzel oldu. Benim çok gerçekten çok şarkı. Çok güzel ya. Çok farklı bir parça yani. Ama biri dur dese iyi olur. Biri bana dur desin. Ben de vokallerdeydim bu arada. Bu parçanın. Efendim bugün yol boyunca iki tane çok yaratıcı kadınla birlikteydik. Gerçekten ben çok etkilendim ikisinden de. Bir tanesi spor alanında ve sağlıklı yaşam alanında usta. Diğer isim de Ayla Hanım da gerçekten müzikte belki son dönemde dinlediğimiz şarkılarla hayatımızı değiştirebilen, duygularımıza gerçekten çok içten bir şekilde dokunabilen şekilde yorumlayıp aynı şekilde onların sözlerini de yazabilen çok yaratıcı ve yaratıcı olmanın ötesinde iki kadının da ortak özelliği bunu hayata geçirebiliyorlar, hayata yansıtabiliyorlar, çok büyük bir enerjiyle yansıtıyorlar. O yüzden de gerçekten sıra dışı başarı hikayeleri diyoruz. Efendim programımız devam edecek yol boyunca. Bizi takip edin, izlemeye devam edin. Görüşmek üzere diyorum. Ben Tunç Altınbaş. Ben Şeyda Coşkun. Ben Ayla Çelik.
Görüşmek üzere. Takipte olun. Allah'a ısmarladık. Silindirle sıkıştırılmış beton yol çözümleriyle bugün uygula, yarın kullan.